Japonya'nın savaş ağaları 1300'den 1600'e kadar aralıksız süren savaş dönemi boyunca kaleler inşa etmişlerdir. Bu kalelerde yerel yönetim bulunurdu ve genelde hükümdar ailesi ve hizmetliler için ev görevi görürdü. Kalelerde çok sayıda savunma aracı bulunurdu. Fakat bundan daha önemlisi kalelerin sembolik etkileriydi. Bölgeyi yukarıdan gören bir konuma sahip kaleler, büyüklükleri sebebiyle düşmanı etkiler ve hükümdarın bu kaleleri inşa ettirecek ve devamını sağlayacak güçte olduğunu gösterirdi. Bu hayatta kalan birkaç kaleden biri olan Himeji Kalesi. Bu kaleye saldıranlar hendek ve dik duvarlarla savaşmışlardır. Dönemeçli yollar ve kapılar işgalcilerin kafasını karıştırmıştır. Kalenin içinde geri çekilme ihtimaline karşı erzak ve silah bulunduruluyordu. Kaleden savunma yapanlar üstünlüğü elde tutuyordu. Kaledeki özel tuzaklı pencerelerden ateş edebilir, taş fırlatabilir veya kaynar sıvılar dökebilirlerdi. Bu yerleşim yeri sahibinin gücünü savunma teknolojisiyle değil, zarif dekoruyla gösteriyordu. Burası Kyoto'daki Nijo Kalesi, yani Japonya'nın askeri lideri Shogun'un sarayı. Burada Shogun, imparatora zarafetiyle ve Kyoto'nun gelişmiş evleriyle hava atıyor. Nijo Kalesi altınlar resimleriyle ünlüdür. Japon devleti bu resimleri ulusal hazine olarak kabul etmiştir. Çam ağaçları, şahinler ve kaplanlar uzun ömür ve iktidarın şanslı simgeleridir. Bu büyük eserlerin önünde kılıçlarıyla platformda oturan Shogun'un seyircisini etkilediğine şüphe yok. 1600'lerden başlayarak Japonya'ya barış geldiği için Himeji gibi savunma mimarisinin yapımı azalmaya başladı. Ama içinde ikamet edilen sarayların yapımına devam edildi. Belki de en son büyük kale Shogun'un 1615'ten itibaren başkenti olan Edo'da inşa edilmiştir. Edo'nun şu anda bilinen ismi Tokyo ve kalede kraliyet ailesi yaşıyor. Himeji ve Nijo gibi bu kalede Japonya'nın savaş kültürünü anlatmaya yardımcı oluyor. Askeri garnizonlardan zarif evlere kadar samuray mimarisi bugün ziyaretçileri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.